Bıçak Sırtı'na hepiniz hoş geldiniz. Memleketin en bıçak sırtı meselelerini konuşacağız. Yine çok saygın isimler bizimle birlikte. Akit Gazetesi yazarı Haksöz Haber Genel Yayın Yönetmeni Kenan Alpay, hoş geldiniz. Haber X Genel Yayın Yönetmeni Cemil Barlas, hoş geldiniz. Sivil Danışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan, siz de hoş geldiniz. Yüce Divan oylamasını geride bıraktık ama tartışmaları hala daha devam ediyor. Ağırlıklı olarak Yüce Divan oylaması sonrası ortaya çıkan tabloyu değerlendireceğiz. Bıçak Sırtı'nda siz de bize program boyunca Twitter üzerinden @ErsoyDede ya da @BıçakSırtı yazarak ulaşabilir. Soru, görüş, yorum, öneri ve eleştirilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir minik reklam arası verelim. Dönelim. Dönüşte hiç reklamsız gitsin Bıçak Sırtı. Bizden ayrılmayın. Bıçak Sırtı devam ediyor. Ayhan Ogan'a vereceğim ilk sözü. Zira bu Yüce Divan oylaması sürecinin en flash ismiydi Ayhan Ogan. Yayınladığı bir ilanla, sağlam irade ilanıyla Cumhur'un başında. Nasıl? Sağlam irade. İrade Cumhur'un başında. İlan tam başlığı buydu. Bu ilanla çok tartışma konusu oldu. İşte Özkök cevap verdi. Siz bir ilanla Özkök'e cevap verdiniz. Partiler, Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere işte ipotek altına almaya çalışıyorlar vesayet kurmaya çalışıyorlar meclislerinde gibi çeşitli ithamlara da muhatap kaldınız. Neticede o süreç geçti artık. Yani meclis kararını verdi. İşte Başbakan Davutoğlu'nun tabiriyle darbeyi de tescillemiş oldu. Ne düşünüyorsunuz sonuçla ilgili olarak? Yani hayırlı bir sonuç çıktı elhamdülillah. Burada konu neyi oyluyoruz? İçerik nedir? Bu işin esası nedir? Buna bakmak lazım. Esası kaçırırsak, usulden tartışmalara girersek, bizi çekmek istedikleri alanda zaten oydu. Orada saat girer devreye, yok efendim şey girer, yani bunlar işin esasına bakmak lazım. İşin esası nedir? İşin esası seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, başbakanı ve bakanlar kurulu üyelerinin bazıları bir örgüt, yabancı bir ülkeye bağlı bir örgüt olarak gösteriliyor bu dosyalarda. Suçlananlar bu örgüt ve önümüzdeki 3 yıl içerisinde Türkiye'nin yapacağı 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde yapamadığı yaklaşık 100 milyar dolarlık altyapı yatırımlarını yapan firmaların sahipleri ve yöneticileri suçlanıyor. Doğru. Şimdi burada bu işin yolsuzluk dosyası olduğuna bizim inanmamız için affedersiniz aptal olmamız lazım. Yani seçilmiş Cumhuriyet hükümeti İran'a bağlı bir örgüt olarak göstereceksin. Başbakanı örgütün lideri olarak göstereceksin. Ve Türkiye'nin en önemli yatırımlarını yapan firmaları da yolsuzlukla suçlayacaksın. Burada çok açık şekilde Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve bu milletin geleceğine dönük bir vesayet koyma girişimi vardır, bir suikast vardır. Geri kalan hepsi teferruattır. AK Parti bir merkez partisi. AK Parti temel oturduğu dinamikler, temel oturduğu eksen Türkiye'deki dindar, Müslüman, Sünni kesimin, yani ana damar siyaseti belirleyen kesimin üzerinde bir oy potansiyeline oturuyor. Ama AK Parti çevreden geleneksel sağ seçmen, liberal seçmen, Türkiye'de demokratikleşmeden, demokratik dönüşümden yana olan sol ve diğer unsurların da toplandığı bir merkez parti. Bunun içerisinde her tür adam olabilir. Yolsuzluk siyaset içerisinde her zaman olmuş olabilir. Ama 17 ve 25 Aralık dosyaları açık bir şekilde bunlar bir yolsuzluk dosyaları değildir. İkincisi, burada mahkeme bu dosyaları görmüş. Takipsizlik kararı vermiş. Olduğunu ve usulsüz toplandığını tespit etmiş. Takipsizliğe itiraz edilmiş, itirazı reddetmiş. Yani dosya bir şekilde mahkemede sonuçlanmış. Sen bu mahkemeye güvenmiyorsun da niye başka mahkemenin peşine düşüyorsun? O zaman senin bir art niyetli düşüncen var. Acı meclis, soruşturma komisyonu da yargısal faaliyet yapar yani. Meclis soruşturma komisyonu kurmuş. Bu da bir yargın. Çünkü AK Parti sürekliliği içerisinde. Yani bu soruşturma komisyonu delilleri incelemiş, konuyu incelemiş. Bunlar yolsuzluk soruşturması değil,
burada siyasete müdahaleye dönük bir girişim vardır demiş. Meclis Soruşturma Komisyonu'nun raporu da çıkmış ortaya. Bu soruşturmaları yürüten savcılar bugün açığa alınmışlar. Neden? Şaibeli işler yaptıkları için. Bu iddianameleri nerede hazırladıkları, kimlerle hazırladıkları belli olmadığı için. Çünkü iddianameler hazır ama deliller mühürlü. Delillerin dosyası şeysi çuvallarını ağzı açılmamış. Yani bu iş esası itibarıyla bu bakanlar Yüce Divan'a gitsin evet oyu diyen arkadaşlar aslında direkt olarak dönemin başbakanına dönük bir siyasi suikastin içerisinde yer almışlardır. AK Parti içindekileri de mi kastediyorsunuz? Evet, içindekileri kastediyorum. Bilerek veya bilmeyerek. Bilmeyerek yapıyorsa gaflet içerisindedir. Bana göre zafiyettir. Eğer bilerek yapıyorsa da onun adı da ihanettir. Kusura bakmasın kimse. Adını koyalım. Eğer bunun böyle olmadığını düşünüyorlarsa çıksınlar desinler ki herkes diyor ki biz hayır dedik. Çıksın desin ki ben evet dedim. Sebebi de şudur kardeşim. Niye diyemiyorlar? Sureti haktan görünüp hepsi saman altından su yürütmenin peşindeler. Çünkü yaptıkları hesapları bu millet biliyor. Biz biliyoruz. O hesapları ben burada açmak istemiyorum. Kimisi gelecek siyasi makam, mevki, istikbal, ikbal için bu işlere girdiler. Kimisi şantajla, tehditle bu işlere girdiler. Kimisi de üç dönemi niye kaldırmadınız diye bu işlere girdiler. Ama bunların hiçbirisi affedilir değil. Bunların hiçbirisi geçerli sebep değil. Geçerli sebep olduklarına inansalar çıkarlar derler ki biz evet oyu verdik. İşte sebebi de şudur kardeşim. Peki devam edelim oradan. Cemil Barlas, bu siyasi okumasıyla ilgili ne düşünüyorsun AK Parti içindeki evetçilerin? Şimdi Ayhan Oga'nın dediklerine ve hatta senin de bugünkü yazına %100 katılıyorum. Burada gidip Cumhurbaşkanı'nın aday olduğu sırada açık oy olduğu için hiç hepsine imza verip ondan sonra gizli oylamada böyle bir suikast girişimine girişmek sinsilik, riyakarlık, hainlik ne derseniz deyin. Bir de kim üstüne alınırsa şimdi AK Parti yöneticileri de tepki veriyorlar. Mehmet Metiner'e ve Şamil Tayyar'a tepki verdiler. Mustafa Yiğiter sert bir şey yapmış değil mi? Tepki verdi ama kim üstüne alınıyor? Yani niye üstüne alınıyorlar ki? Gizli oydu. Eğer hakikaten Ayhan Oga'nın dediği gibi madem o kadar vicdanlılardı, vicdanlarıyla hareket ettiler. Sen şimdi vicdanından hareket etmiş olsan bunu gizler misin? Ben vicdanımdan hareket ettim. Bu böyledir dersin. Şimdi hatta dersin ki ben burada ciddi bir şey görüyorum. İkaz ediyorum sizi arkadaşlar dersin değil mi? Hayır, ikaz ediyorum. Oy da verdim dersin. Gidersin basına da konuşursun. Bu yolsuzluktur dersin. Buna inanıyorum dersin. Dava adamı olmak bunu gerektir. Sen şimdi bunu yapmıyorsun. Ondan sonra sinsi sinsi fare gibi perdelerin arkasında suikast girişimine girişiyorsun. Bu hakikaten olacak bir iş değil. Kim de üstüne alınıyorsa alınsın bunu. Hangi yönetici de kızıyorsa bence o yöneticide de ciddi sorun var. Bence zaten bu AK Parti'nin yönetimiyle ilgili bir sorun. Yani bunu milletvekillerine Ayhan Oga'nın dediği gibi bu ülkenin bu ülkeye bir saldırı yapılıyor. Ya bu ülkeye bir saldırı yapılmış. Artık orada biz bıraktık boş. İşte millet vicdanına göre hareket etti filan. Böyle bir lüks yok ki. O Ayhan Oga'nın şeysi olmasaydı, ilanı olmasaydı ve basındaki baskı olmasaydı bu iş Yüce Divan'a gidiyordu. Yani mesela Davutoğlu tamam çok güzel Paris'e de gitti, destekledik. İngiltere'de de olsun, Davos'ta da olsun, her yerde olsun. Ama Yüce Divan'da dava arkadaşları yargılanıyor. O yok orada. Nasıl olmaz böyle bir şey? Yani o Davos'taki veya İngiltere'deki dengeler, buradaki Türkiye'deki iç politikadan bu uluslararası girişim bertaraf etmekten daha mı önemli? Yani orada bence Davutoğlu'nun da çok ciddi bir hatası var. Bunu doğru düzgün komünike etmesi lazımdı. Biz öyle serbest bıraktık, şey yaptık. Yani riske bıraktı. Bu dosyaları hazırlayanlar vicdanıyla mı hazırlamış yani? Ha, vicdanıyla talimatla mı hazırlamışlar? Ben oturup bunun hakkında vicdanla karar vereceğim. Yani orada Davutoğlu hakikaten bu şeyi doğru düzgün ikna etseydi insanları, yani o milletvekillerine de ben bir şeyde koymak istemiyorum, etikette koymak istemiyorum. Herkesin bir sebebi vardır. Doğru.
Ama ille paralel olduğu için değil, daha açık söylemek gerekirse. İlle paralel olduğu için değil, herkesin bir sebebi vardır. Ama bu doğru düzgün konuşulsa bu fireler böyle olmazdı. E ne oldu şimdi Davutoğlu? Genel başkan oldu. Parti böldü, imajı doğurdu. Yani belki özünde bölünmedi parti ama en azından şu anda paralellerin ağzında sakız gibi, muhalefetin ağzında sakız gibi. Gerçi muhalefete de bakacak olursan sözde AK Parti çatlıyor ama istifalar da onlardan geliyor. O da ayrı bir konu ama neticede böyle bir sakız verildi ağızlarına yani. Bu da doğru olmadı bence. Oradan çıkan istifalar, şimdi bugünkü istifa Ercan Cengiz miydi o isim? Mesela Merkez Parti'ye katılmak için. İşte bir Merkez Partisi varmış. Anadolu bir, Partisi. Sinan Aygün'ün de mi gidecekmiş? Aydın da mı gidecekmiş filan böyle. Hasarı Gül'ün hareketi falan belki bir tarafta bilmiyorum. Vardır. Böyle bir hareketler bir kulislerde duyuluyor. Çatırdama AK Parti'de kopma CHP'de yani. CHP'den de işte bu Sinan Aygün, Aydın Ayaydın ve istifa edenin de Yüce Divan'da işte hayır verdiği konuşuluyor yani gitmesin diye. Yani orada muhalefet de fire vermiş aslında. Evet, o zaman AK Parti'ye sayın biraz yüksek olduğu gibi bir şey çıkıyor ortaya. Öyle de bir şey çıkıyor. Yani neticede burada siyasi bir fiyasko var. AK Parti yönetiminin bunun önlemlerini alıp bunu... Bu Ercan Cengiz şeyden, soruşturma komisyonundan çekilen isimdi galiba. Evet, soruşturma komisyonunun çalışma şeklini hukuka uygun bulmadığı için çekilmişti. Çekilmişti, öyle zaten... Şeyde de Yüce Divan oylamasında da ters oy kullandığı da söyleniyor. Peki Kenan Alpay sen ne diyorsun bu Yüce Divan oylamasında? Anlaşılan o ki yani asıl tartışılan nokta galiba hani muhalefetin blok tavrından öte AK Parti içerisindeki farklı tavır tartışılıyor. Siyasi okuması nedir? Yani şimdi çok gerilere gitmeye gerek yok ama ben 17 Aralık ve 25 Aralık dosyasının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Eğer ikisini aynı muameleyi yaparsak ben bir noktada bazı şeylerin ciddi anlamıyla karışacağı kanaatindeyim. 17 Aralık'ta yani suçlanan kişiler çocukları üzerinden özellikle Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar. Yani ben doğrusu yani bu dört isim üzerinde ya da bunların çocukları ya da bilmem işte akrabaları üzerinden gelişilen bir takım ilişkilerde yani ille Yüce Divan'a gidilmesin tavrını ben doğru bulmuyorum. Gidilsin anlamında söylemiyorum. Yani Yüce Divan her derdi çözer manasında söylemiyorum. Kaldı ki hani sürece zaten müdahale edilmiş. Bu dosyalara bakan savcılar açığa alınmış. Başka savcılara bakmış. Birinci derecede mahkemeler buna ilişkin kararlarını vermiş. Meclis komisyonu da buna ilişkin kararını vermiş. Ben hani adeta burada Yüce Divan'a gidilmiş olsaydı büyük bir kıyamet kopardı tavrını ben doğru bulmuyorum. Birincisi bu. Yani Yüce Divan'a gitse de ben açıkçası farklı bir sonuç ortaya çıkacağı kanaatinde değilim. Bu şekilde görmüyorum. İkinci olarak da Yüce Divan'a gitse nasıl farklı sonuç çıkmazdı anlamında? Ne olacaktı yani? Birinci derecede mahkemenin vermiş olduğu karar neyse, meclisteki soruşturma komisyonunun vermiş olduğu karar neyse %99 ihtimalle. Nasıl güvenebiliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne? Yani güvenmeye böyle gerek yok bence. Yani bunu güvenmiyoruz az evvel de söyledim. Zaten canım. Yani Anayasa Mahkemesi'nin öyle bir hali var ki bütün siyaseti sabote etmeye çalışıyor. Tamam. Sen böyle bir mekanizmanın içine aa bakalım belki de iyi çıkar. Bunlar da zaten temiz. Bir de burası öyle hayır, bir siyaset. Hayır ben o manada söylemiyorum. Yani? Benim söylediğim farklı bir şey. Ben Anayasa Mahkemesi'ne giderse kıyamet kopardı tavrının doğru olmadığını düşünüyorum. Gitsin manasında söylemiyorum. Güvenilir bir mahkeme, adil bir yargılama yapar anlamında söylemiyorum. Ama ben adeta oranın böyle bir idam sehpası gibi gösterilmiş olmasını kendi adıma abartılı bir tavır olarak buluyorum. İkinci olarak az evvel Ayhan Bey de bahsetti. 25 Aralık dosyası doğru. Yani 3. köprü ihalesini alan firmaların üzerine gidilmesi, 3. havalimanı ihalesini alan otoyollar ve benzeri bir takım gerçekten hani siyasal manada, iktisadi manada ülkenin gidişatını hakikaten rahatlatan gelişmelerin, projelerin içerisinde olan insanların ya da şirketlerin sahiplerine dönük bir operasyondu. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum ama hani ben Zafer Çağlayan'ın arkasında durulur mu sözüne kesinlikle çok dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çok güzel durulur Zafer Çağlayan'ın arkasında. Ben bilemiyorum. Siz durabilirsiniz. Ben... Yani bir çetecilerin bu her şeyi uydurmuşlar, soruları çalmışlar, onu yapmışlar, bunu yapmışlar. Ona ilişkin bir şüphem yok benim. Tamam, zaten yani sorular meselesini ayrı değerlendirelim. İftira üzerinden ben kimseyi sorgulamam. Tamam. Sorular meselesini ayrı değerlendirelim. Tamam.
efendim dinlemeler meselesini, kriptoların çözülmesi meselesini, emniyetteki mesele, bunların hepsini ayrı değerlendirelim. Yani Zafer Çalın'ın bir kötülüğünü gördünüz ki. Bir kötülüğü olması manasında söylemiyorum. Hani arkasında durulmayacak. Ben niye durayım? Yani oğlu üzerinden, yani onun ya da diyeyim ki Muammer Güler'in girmiş olduğu ilişkilerin. Ben niçin arkasında durayım? Niçin ona ben kefil olayım? Soruşturma komisyonunun yani, önüne gelen delillerdi. Bize bu Hürriyet'in, Cumhuriyet'in yazdığı haberlerin hiçbiri yoktu mesela. Çok çok basit, çok sıradan, hani halledilebilir, cevabı verilebilir ki onlar zaten araştırılarak neticeye de ulaşmış anlaşılan ki. Yani hani az bakın, önce ben bir şey söyleyeyim. Yani hani suç olabilecek bir şey de yok ortada. Tamam, suç hani olacak ilk gün bir şey yoksa 17-18 Aralık'ta o yazdıkları paralel medyanın ve Doğan medyasında onu takip eden yazdığı işlerin hiçbiri soruşturma komisyonunda Zafer Çağlayan'ın suçlaması olarak gelmedi mesela. Tamam. Bakın şimdi bazen öyle olur ki hepsi algıdan ibaretmiş tamam, meğer. Oluşturulan algı gerçeğin çok çok önüne geçer. Ya da mesela Ege'nin başında ayetle dalga geçiyor hikayesi evet, gelmedi mesela tamam, şeye. Tamam gerçeği yerine. Öylesine ezer ki yani bu algıyla mücadele edilemez noktaya gelinir. Ben bu noktada hani daha ilk günden kendilerinin de söylediği gibi yani biz istifamızı verdik demesi bence siyaseten yapılması gereken bir tavırdı. Ama şimdi o dönemde bence görevlerinin de iade edilmesi lazım aklandıklarına göre. O dönemde Başbakan Erdoğan'ın da bu istifaları elinde tutup bekletmesi ve kendince uygun bir zamanlama içerisinde bu istifaları kabul etmesi o da politik olarak doğrudur. Fakat bakın ben tekrardan konuya geleyim. Az sonra o bahsetmiş olduğunuz meselelere gireriz ama şunu atlamamak gerekir. Bu 52 kişi miydi AK Parti'den yani fire olduğu hesap edilen? 52 miydi? 52-53 dediler galiba. 48 dendi ama 52 olur. Galiba Egemen Bağış'ta biraz daha yükselmiş. Şimdi ben bir defa bunu fire olarak değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. İkinci olarak bunu ihanet olarak değerlendirmeyi, suikast olarak değerlendirmeyi, sinsilik ya da riyakarlık olarak değerlendirmeyi, fare gibi dolanmak olarak değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Gaflet, dalalet. Kesinlikle gaflet, dalalet, hatta ihanet. Bakın bu tür sözler en nihayetinde siyaseti vuracak olan sözlerdir. Kendileri söylesin onu, kim oy verdiyse o çıksın, ben doğru bulmuyorum, üstüme alıyorum. Onlar burada değil ki. Onlar burada değil ki. Ben burada... Ya gelsin desin, hiçbiri yok ortada bunların. Ortada olmadıkları için söylüyoruz. Onlar burada değil. Bu soru bana sorulduğu için ben değerlendiriyorum. Onlar kendileri söylesin. Bırakın siz onları. Biz biliyoruz. Onlar desin ki sen bana hakaret ettin, ben bu değilim desin diye biliyorsa. Ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Siz onlarla görüşürseniz, buluşursanız onlara sorarsınız. Tamam, şimdi bakın. Ersoy dede burada bana bu konuyu değerlendir dediği zaman ben istediğim değerlendirmeyi yaparım. Tamam, o benim sözlerime refer ettiğiniz için ben ona cevap verdim. Devam tamam edin. Ama ben bunu siyaseten doğru bulmuyorum fare olarak nitelemeyi. Tamam. Neticede burada biz toplum tarafından seçilmiş bir takım insanlardan bahsediyoruz. Kim yani, bunlar? Kim? İsmini söyleyin. Seçtiğimizin ismini söyleyin. İsmi yok önemli ismi. Değil, cismi önemli değil. İşte o, önemli olan siyasal literatürde muhakkak surette ahlaki manada ben belli bir seviyeyi korumak gerektiğini düşünüyorum. Yani ihanet kelimesini, efendim arkadan dolanmak kelimesini bu kadar rahat kullanırsak bu yanlış olur, geri teper. İkinci olarak, tamam siz az sonra bunu söylersiniz. Ben şunu söyleyeyim. Bence parti yönetiminin yapmış olduğu değerlendirme ister Mustafa Elitaş adına, isterse de Mehmet Şahin adına yapılmış değerlendirme son derece makul, mantıklı ve yapıcı değerlendirmelerdir. Bakın eğer bu partinin böylesine bir oylamada adeta bir sürü gibi blok olarak rest cevabını vermiş olması demek yani bunların tam da istemiş olduğu tablo olurdu. Bence efendim işte AK Parti kendi içinde fire verenleri arıyor, şunu yapacak, bunu yapacak gibi söylemleri bırakalım, o insanı istediği kadar söylesinler, istediği kadar değerlendirsinler. Bizim açımızdan makul olan nedir? Demek ki burada sadece beni değil ya da Ahmet'i, Mehmet'i, sokaktaki Ayşe ablayı, Fatma teyzeyi değil, mecliste bulunan bu insanlarla birlikte mücadele etmiş olan insanları dahi tatmin etmeyen bir takım gelişmeler yaşanmış. Bence bu saygı söylüyorsun. Tabii yani ki. Öyleyse eğer. Tabii ki. Çünkü başka şeyler de söylüyor. Yani o andan itibaren bakın, deniyor ki olabilir. Şimdi Ayhan Bey'in kasetleri mi var? Tamam. Falan. Bakın yani, şimdi yani ben sadece bunu ilk andan kaset itibaren teorisi de doğru değil. Çünkü bakın, gizli oy olduğu için ben verdim der. Kimin kasetini yayınlayacak? Hayır, o da doğru yani, bir teori değil. Şimdi bakın ben bu değerlendirmeleri okudum. İsmi geçen arkadaşların tweetlerini, mesajlarını, konuşmalarını okudum. Ben kesinlikle bu türden değerlendirmeleri son derece yanlış ve son derece zararlı görüyorum. Yani yanlıştan öte zararlı görüyorum. Yani bu insanları böyle adeta birinin avucun içerisine dönmüş, düşmüş istenildiği gibi kukla gibi hareket ettirilen birer nesne muamelesi yapmak doğru değildir. Birilerinin üçüncü dönem kaygısı var mıdır? Bilemiyorum, mümkündür, hesaba katalım. Ama
bu budur diyerek bu insanları siyasi bir suikastçı dönüştürmek yanlış olur. Bence ortada AK Parti açısından Cemil Bey, bakın insan yok ortada. Olsa haklısınız. O zaman biz şu, bakın onu tartışmayalım. Biz diyelim ki yok ortada. Tamam. O zaman size bir tavsiyem var. Şunu gündeme getirmeniz gerekir. Diyeceksiniz ki mecliste artık bundan sonra gizli oylama yapılmasın. Yok öyle bir şey demiyoruz. Gizli yapıldı. Yani? Yok ortada insanlar. Ya gizli oylama yapılmasının mantığı budur zaten. Zaten bu gizli oylamanın da hiç yapılmaması lazımdı. Çünkü ama o, yani o şeyde bu, ama yanisi yok. Eğer şimdi, mahkemeden çıkmasın, şey, mahkemeden Kerem, takipsizlik çıkmasaydı bu komisyon kurulacaktı. Ben çalışıyorum da bir türlü çözemedim. Tamam. Ben söylüyorum ama. Sonlandır da. Tamam ben söylüyorum. Bakın şöyle bir şey. Yani sonlandıracağım ama bir türlü şu arada sürekli. Yani arada bir takım sorular. Onu doğru bulmuyorum, bunu doğru bulmuyorum diyorsun da bunun mantığını bir yere oturtuyor. Söylüyorum işte. İlkesel olarak. Söylüyorum. Söylüyorum. Buyur. Gizli oturum meclisin yasasında varsa niçin gizli oturumda gizli ya, oy kullandığın sorusu sorulmamalıdır? Ya biz sormuyoruz. Gizli açıktan bahseden yok. Ya az evvel bu konuşuldu. Çıksınlar açıkça konuşsunlar evet, dediniz. Konuşsunlar tabii. Şimdi bak, o zaman gizli oylamanın ki, ne mantığı var? Bak herkes diyor ki biz yani ortada olan biten aslında bir sen anlamamışsın. Herkes anlamış Ankara'da. Adam burada neyin oylandığını biliyor yani. Tam da siyasi suikast yani. Şimdi burada bunlar Yüce Divan'a gidecek, Anayasa Mahkemesi'ne. Plan öyle hazırlanmış ki Anayasa Mahkemesi de örgütün başını çağıracak, başbakanı. Yolsuzluk şu anki Cumhurbaşkanı. Ondan sonra o da gitmeyecek. Çünkü 5'te 4 şey lazım. Meclisin yargılanması için desteğiyle o da olmayacak. Burada bu hareketin liderini siyasi suikastle öldürelim. Gerisi bize kalsın. Tam da bu yani. O zaman ben İlkesel bazda şimdi bak bu adam 13 sene bu hareketi bir noktaya getirmiş buradaki arkadaşlara devretmiş. Buradaki arkadaşlar eğer bu işi bu noktaya getirmişlerse gaflet içerisindedir. Ben çok ilkesel konuşuyorum, dedikodu yapmıyorum. Buna eğer itirazın varsa söyle. İtirazımı bu söyleyeyim adam, mi? Bu hareketin lideri gelmiş bunlara da teslim etmiş, getirmişler bu çıkmaza sokmuşlar. Bunu bilerek mi yaptılar? Bilmeyerek mi yaptılar? Ben kalpleri bilemem. Ama bilmeyerek yaptılarsa bu zafiyet, gaflettir. Ama bilerek yaptılarsa bu ihanettir. Tamam. Başka bunun adı cevabını yok. Vereyim mi? Buyur. Müsaade ederseniz. Şimdi birincisi, hani herkes anlamamış Kenan Alpay anlayamamış. Ya bu garip kaçıyor. Benim bu ya noktada sen mantığını bir yere oturtmadığın için bunu söylüyorum. Oturtuyorum ben. Oturtuyorum sen ama. Şimdi, Zafer Çağlayan'ın arkasında durma meselesi değil bu kardeşim. Ben sana diyorum bakın ki, siz o açıdan bakıyorsunuz. Ben abi, farklı bir yerden bakıyorum. Ama farklı bir yerden bakıyorum. Dosyanın. Ya şimdi size göre bu da olabilir. Fakat bak, ben dört sizin tane bakan neyle suçlanıyor? Bakın ben sizin durduğunuz noktada durmadığım için benim itirazlarım size garip gelebilir, tuhaf gelebilir. Ya garip gelmiyor bak şimdi. Meseleyi anlamadın nazarıyla bakıyorum ben. Belki de öyledir bilemiyorum ama abi, belki de siz anlamamışsınız. Zafer Çağlayan veya işte öteki bakanlarla Bayraktar arasındaki farkı neyle izah ediyorsun? Bana izah et bakayım. Bakın ben onu en başta izah ettim. Dedim ki bu mesele yolsuzluk meselesini aşan, yolsuzluk meselesini maskeleyerek bir suikast girişimidir. Yok, bir darbe. Erdoğan Bayraktar'a neden az, Zafer Çağlayan'a neden çok oy geldi anlamında. Şimdi şunu diyorsan ayrı bir şeyler var mı yani? Muhakkak var yani. Ne o? Yani mesela ne bence o? Açıkçası Erdoğan Bayraktar'ın kendisinin de ben bu dosyaya neden girdiğini bildiğini zannetmiyorum. Liderini satarsan seni ödüllendiririz aynen mesajı öyle. Değil midir bu? Aynen bakan, öyle. Şöyle aynen bir şey. %100 böyle. Liderini satarsan yani şimdi bakın ben doğrusu hani bir takım meseleler. Ki bu Erdoğan Bayraktar'ın satmadığı hali. Yanlışlıkla satsaydı ya, saydın. Maksadını aşan şekilde konuşuldu falan filan. Yani, vallahi, yani, hayır parlamentodaki birileri bunu böyle okumuş anlamında söylüyorum. Açık söylüyor ya. Ben diyor gönderin kardeşim diyor. Bak açık söylüyor adam. Gönderin diyor. Ben diyor her şeyi anlatacağım diyor. Hepsini diyor çağırttıracağım oraya diyor. Ben diyor başbakanın talimatıyla yaptım diyeceğim diyor. Televizyonlara bağlanıp söylemedi mi bunu? Sonra ağlamadı bu mı? Bu şimdi Erdoğan Bayraktar'ı. Ama sonra ağlamadı mı? Özür dilemedi mi? Ya. Bin defa Kerem özür dilemedi mi? Ayağına paspas olayım demedi mi? Sizin işte siyasetçiliğiniz adam bu ya. Yani bakın bu insanlar çok. Bak, affedersiniz ama bu insanlar da çok aynı şeyleri tamam, bakın bu insanlar da çok uzun vadeli
böyle stratejik bir planlama falan düşünmemeyin. Yani Erdoğan Bayraktar dediğiniz adam çok böyle üst bir akıl, derin bir siyaset, strateji falan yok ya. Bunlar normal kasaba siyasetçisiydi. Ne oldu? Geldiler bunu, affedersiniz, başbakan, bakan yaptılar. Bu da bir şey oldu. Bence bu insanlarda bu kadar fazla bir siyasal derinlik, siyasal ufuk, plan, program, siyasal proje falan bence beklemeyin. Çünkü bakın NTV'ye bağlandı saat, ben izledim. Neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktı. Şunu yaparım, bunu yaparım. Ertesi gün paspas olurum dedi. Bu siyasetçiye güven olmaz. Tamam, i̇şte bu siyasetçinin aynı noktada buluşuyoruz sözü, işte. Ama bakın, bak şimdi bak. Ben size farklı bir noktadan bahsediyorum. Benim neticede ben tamamlayayım mı? Pardon. Tamam. Ben şu işte. Şimdi yani Erdoğan Bayraktar oylaması değil bu. Erdoğan Bayraktar. Ben zaten Erdoğan Bayraktar oylamasından bahsetmedim. Benim bahsettiğim şudur. Ben Yüce Divan'a gidilsin taraftarı değilim ama Yüce Divan'a gidilseydi. Ama zaten bitti. Şimdi ama sürekli amasız konuş, amasız konuş olmaz ki yani. Ben şimdi amasız bir durum var. Ülke kastedilmiş bu adamlar. Ben meseleyi siyah beyaz görmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani amasız. Hepimiz karşıyız. Bu hareket yolsuzluğu kabul etmez, kaldırmaz. Bu millet de buna prim vermez. Bunda müttefik oluruz. Bu ilkesel bir şeydir. Bir mantığa oturur. Ama ya, şimdi bu burada biz oyladığımız Erdoğan Bayraktar değil, Zafer Çağlayan değil, o onların meselesi değil. Tamam. Burada başka şey oylanıyor. Yani Yüce Divan diye kurdukları o tezgaha götürmek istedikleri farklı bir şey var. Tamam, siz bu kanaatesiniz, ben de farklı bir kanaatiyim. Ben diyorum ki Yüce Divan denilen yer, merci benim açımdan bir kıyamet kopma merkezi değildir. Ve ben kesinlikle söylenmiş olduğu gibi efendim başbakanı şöyle yapacaklardı, cumhurbaşkanı böyle yapacaklardı düşüncesinde değilim. Son olarak söyleyeceğim bu bölümde şu olsun. Mesela bu durum AK Parti açısından siyasi bir fiyaskodur. Ben buna katılmıyorum. Başbakanın herhangi bir biçimde programını bozmadan Davos'a gitmesi son derece normaldir, makuldür. Bunun partiyi ikna edememekle bir alakası olduğu kanaatinde de değilim. Bence AK Parti'de yapılan bu itirazlar AK Parti içerisindeki huzursuzlukların da bir izahı olması açısından son derece makul ve mantıklı bir görüntü arz etmektedir. Mesela çıkan başlıkta tamam, hükümet çatırda da bu iş bitmez. Ya biz şimdi sözcüden manşetlere bakıp da siyaseti değil, Devlet Bahçeli söylüyor. Hükümet çatırdamış, güven oyunu kaybetmiştir. Bakın bunlar 276'nın altına düşmüştür. Bakın bunlar bunun yolsuzlukla Cemil bir alakası var Cemil mı? Bey, bunlarla hareket edersek biz sağlıklı bir rota bulamayız. Benim kanaatimce bakın eğer şey olacak olsaydı 1 Mart tezkeresi döneminde de aynı şeyler söylenmişti. Biz tezkere çıkmasın diye işte siz de içimizdeydiniz, beraberdik, yan yanaydık, eylemler yaptık, yürüyüşler yaptık. 1 Mart tezkeresi çıkmadı. Ne oldu? Hani burnumuz sürtüldü mü? Sürtülmedi. Tersine bizim itibarımız var. Benzemiyor birbirine. Bak ben ya sana siz benzemezlik görebilirsiniz. Esasdan ona itiraz bir şey etmiyorum. Fakat ben usulü konuşmuyorum. Kanaat olarak ben burada herhangi bir biçimde blok oy çıksaydı bu kesinlikle bu toplumun, bu siyaset tarzının lehine değil, aleyhine olurdu. Bu sebeple ben 50 kişilik bu firenin son derece hayırlı bir fire olduğu kanaatindeyim. Son olarak da şunu söyleyeyim. Mehmet Ali Şahin'in saat meselesi ve bakara makara meselesinin bu işte etkili olduğuna ilişkin beyanını da bence hafife almamak gerekir. Ya bakaranın konusu Yüce Divan değil yani zaten. Bakın böyle bir saçmalık yok ki. Bakarayı şey telefonda konuştuğu Yüce Divan'a da gidilmiyor. Onu yani söylüyor. Böyle bir şey yok. Bakın şöyle. Dosyada öyle bir şey yok. Yani dosyada dosya koyamazlar zaten. Dosyada böyle onun olmadığını biliyorum. Peki acaba sizce Mehmet Ali Şahin böyle bir ifadeyi niçin kullanıyor? Boş konuşmuş. Yani partinin Mustafa Eylül Taş. Evet. O da boş konuşmuş. İkisi de boş konuşmuş. Evet, ya gaflet ya ihanet içerisindeler. Valla bu sözler çok iddialı ve çok büyük evet, sözler. Evet, çok iddialı bence söylüyorum. Partinin genel başkan yardımcısı olacaksın. Genel başkandan sonra bir ilk gelen genel başkan yardımcısıdır. Ve diyeceksin ki bu oylama saat ve bakara oylamasıdır. Kusura bakma sen bu meseleyi anlamamışsın. Öyle demiyor. Etkili olmuştur diyor ki bunu hafife almayın. Olamaz etkili. Böyle bir vatan şeysinde böyle bir şey etkili yani, olamaz. Vatanın ya, anahtarını teslim almaya çalışmışlar. O, vallahi o filan etkili bu, oldu bakara. Böyle şimdi, bir şey yok. Böyle bir lüksü tamam yok siyasetçinin. Yani bakın yıllarca biz şu vatan millet Sakarya edebiyatından çektiğimiz gibi Allah aşkına bırakın. Yine vatan millet Sakarya. Burada yapmayalım. Ülkeye nasıl çünkü bir saldırı olduğunu ilkokuldaki çocuklar görüyor artık. Bir Fethullah örgütü diye bir örgüt çıkmış. Dört bir koldan saldırıyorlar. Soruları çalmışlar, onu yapmışlar. Delil üretmişler, gizli dinlemişler. Hiçbiri hukuksuz.
Yani nasıl olacak bu? Ben o kadar üst ve keskin değerlendirme yapmayı... Ya vatan millet nedir yapmayı ki başka? Türkiye yani şimdi ne bakın, zaman vatan milleti siz şimdi yıllarca, sözümü kesmezseniz şu cümleyi tamamlayayım ben. Şimdi yıllarca denilen şey neydi? Efendim Kürt sorunu dışarıdan gelen ajanların, muhbirlerin, şunların bunların kışkırtması. Yani biz yıllarca Kürtçeyi yasaklamış bir ülkeyiz. Devlet resmi ideoloji buna müsaade etmemiş. İnsanların dilini, kültürünü, tarihini inkar etmiş. Ne yapmışsınız siz? Birilerinin oynaması için hastalıklı bir bölge bırakmışsınız. O zaman ne olması lazım? Yolsuzluk yapacak, yolsuzluk yapmaya meyilli, yolsuzluk yapma zihniyetine uygun olan tipleri siyasetin burasında tutmayacaksınız. Kulağından tuttuğunuz gibi hop onu kapının dışına koyacaksınız. Yok, adam yolsuzluk yapsa da, bilmem hırsızlık yapsa da, arsızlık yapsa da, boşboğazlık yapsa da burada dururuz derseniz bu kabul edilemez. Bunu demiyor kimse ya kardeşim. Siz demiyorsunuz. Şu anda ülkenin da... saldırı altında. Konu bak, yolsuzluk bu, değil ya. Ben sana bunu soruyorum. İlkesel konu yolsuzluk bir değil. Şey konuşalım. Burada zaten AK Parti kendi dinamikleri açısından, ben onu söyledim, oturduğu dinamikler açısından bu hareket böyle bir şeyi zaten kabul etmez. Buna etmezse prim o zaman sorun yok. Kendi içinde de barındırmaz. Tamam, etmezse sorun yok bence. Ama burada sıkıntı oylanan, değil, söz konusu olan dosyalar yolsuzluk dosyası değil. Yani yolsuzluk burada bahane, usulden tartışma. Bizi zaten oraya çekmeye çalışıyorlar. İşin esası ne? Burada esas da hükümeti bir terör örgütü olarak, hem de yurt dışında İran'a bağlı bir terör örgütü olarak gösteren bir dosya var karşımızda. Ya öyle binlerce dosya var. Selam Tevhid dosyası da böyle değil mi zaten? Tamam ama şimdi burada eğer hükümet dik durmasaydı bunların hepsi, hepimiz yani, Selam Tevhid'den içerideydik. Ya, dik durması derken, dik durmanın bence tek yolu bu meselenin ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun Yüce Divan'a gitmemesi şeklinde tecelli etmez. Ya bu ne bana kalırsa değil. Bak, şimdi bak sen niye sulandırıyorsun böyle yani? Ya, bu sulandırma mıdır şimdi? Sulandırmadır tabii ya. Sulandırma mıdır bu? Şimdi evet, bu bak, iş ne pahasına olursa olsun yolsuzluk dosyası olmadığı için Yüce Divan'a gitmez. Ne pahasına olursa. Yani o gün darbe değildir demişin. Sen bu dosyalara o gün darbe demişin. Dik durmuşsun, dayanmışsın, direnmişsin. E sen şimdi çıkmışsın diyorsun ki çıksın da orada aklansın. Bu böyle bir tezat olur. Öyle bir şey söylemedim ya. Öyle bir şey sen söylemedin. Sen öyle dedin. Gitmesi bakın, kıyamet kopmaz dedin. Kopmaz yani, evet. Kopar. Kopmaz, bence kopmaz. Ya şimdi bu demek yani ne yapabilirlerdi? Yani ne yapacaklar? Ne yaparlar? Yani ne yapacağını yolsuzluktan suçlu bulup ondan sonra dediği gibi Tayyip Erdoğan'ı çağırıp Yüce Divan'ın anayasa odağı yapmışlardı. Burası yolsuzluğun odağı derlerdi. Abi anayasa mahkemesinin görevleri arasında Yüce Divan olması vardır. Yüce Divan ne yapar? Cumhurbaşkanı, başbakan ve üst düzey devlet yetkililerini yargılar. Daha ne yapacak abi? Yapılmak istenen çok açık. Yani bunu bizim kabul etmemiz, buna göz yummamız filan, bu kıyamettir ya. Bu 17-25 Aralık'ta bitiremedikleri vuruşu bugün 5 Ocak'ta, 21 Aralık'ta neyse veya işte hangi gün oylanıyorsa orada bitirmektir yani. Başka bir şey değil yani. Biter mi diyorsunuz siz? Hükümet bu kadar yani, hükümet bu kadar zayıf, hükümet bu kadar toplumsal tabandan. Ya zayıf değil, AK Parti kapatıyordu, mahkum etti irtikad odaklarından Anayasa Mahkemesi. Kaç sene önce? Şimdi 7 sene önce. Biter mi, bitmez mi? Değişti. Şimdi bakın siz o eğer köprünün altından yani akan suları hesaba katmazsanız, ya, bu Anayasa Mahkemesi'nin üyeliklerine getiren insanların siyasal arka planı. Abdullah Gül siyasette yok bile şu anda. Siyasi karşılığı yok. Niye biz onların siyasi tavırlarını Abdullah güvenelim? Gül atadırken herhalde gece rüyada birisini gördük, sabah bilmiyorum kalkıp atamadı herhalde atadım, değil mi? İyidirler, kötüdürler bilmiyorum ha, ama zaman... Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı işlere bakınca ben güvenmiyorum. Böyle siyasette hep herkesin güveneceği de arkamızı ya, yaslayalım o çözüm. Şimdi böyle Anayasa Mahkemesi ki mahkeme de bu Çağlayan'daki mahkemeyi sen mahkeme kabul etmiyor musun? Yok, ettiğimi söyledim zaten. O zaman neyi tartışıyorsun? Orası takipsizlik vermiş. Adamları da HSYK açığa almış. Bu soruşturmayı yürüten emniyet görevlileri, emniyet müdürleri de meslekten men edilmişler, yargılanıyorlar. Nereden talimat aldıkları, bu işleri nasıl yaptıkları yargıdalar yani, içerideler. Şimdi sen burada oraya gitsin, buraya geçsin yani, bu bir tezat teşkil etmiyor mu sana göre? Mantıklı bir şey mi yani? Bence mantıklı bir şey. Bir şey eğer böyle vardı. Hayır, böyle olmasaydı bunun meclis gündemine gelip meclis gündeminde böyle bir tartışma yapılmasına imkan olmazdı. Olmaması lazımdı zaten. Bu takipsizlik
Yani orada takipsizlik çıkmayıp şimdi da dava açılsaydı. Şimdi biz parlamenter rejimden bahsediyoruz ya Cemil Bey. Parlamenter rejimden bahsediyoruz parlamenter rejimde. Parlamentoda da muhalif bir takım partiler var. Evet. Bunlar zayıf bile olsalar kendi gruplarını kurduklarında, evet, belli bir oy oranına yaklaştıklarında, evet, kalkıp bir takım teklifleri meclise sunabiliyorlar. Yani defalarca burada bir takım bakanlar hakkında. Muhalefetten değil, Cemil Çiçek, meclis başkanı Cemil Çiçek bu dosya geldiğinde kardeşim buna dava açılmamış, deliller belli değil, bekleyecekti bu yerel mahkemenin sonucunu. Bu yerel mahkemede takipsizlik vermeyip devam etseydi alacaktı, koruyacaktı komisyonu. Devam etmediği için de bu komisyonun aslında hiç açılmamış olması lazımdı. Evet. Yani bu komisyonun açılmış olması hukuka aykırı bir kere. Çünkü ortada bir şey yok. Delil yok, suç yok, polisler bile yok. Herkes gitmiş yani. Nasıl açıyorsun davayı? O zaman bir şey diyemeyeceğim. Yani, 17-25 Aralık'taki tavrınız da tezat teşkil eder. O açıdan bu mesele... Şimdi şöyle bir şey, ben o zaman biraz daha devam edeyim. Bakalım netleşecek mi yoksa kafalar biraz daha mı karışacak? Benim kanaatim... Nereye oturtacaksın diyor Ayhan Organ. Ya bence ille bu... rasyonel bir zemine oturacak mı bu sonunda diyor. Ya şimdi bakın Türkiye'de gerek mevzuat, yani anayasanın, yasaların, yönetmeliklerin tartışılması, gerekse bu tür olaylarda bilirkişi adı altında ya daha mahkemelerin, savcıların bak size bir tane iddiaları. Size bir tane tweet var. İpek Okray diyor ki Kenan Alpay olmuş Şahin Alpay diyor. Evet, yani bunu söylerler. Bunun bir önemi yok yani. Hani Şahin Alpay der, isterse Fethullah Gülen desin. Bunun hiçbir önemi yok. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani sloganlar üzerinden işi yürütmek, anlamaya, çözümlemeye çalışmak yanlış olur. Yani sürekli olarak birini ihanetle suçlamak makul mü? Anlattıklarınızın, anlattıklarınızın izleyiciye geçtiği enerjiyi söylüyorum ben. Yani niçin ihanet olsun? Bir insan yanlış yapamaz mı? Anlattıklarının... Bir insanın kanaati farklı olamaz. Ya aptal, ihanet var zaten diyor. Ya aptallar diyor, anlamadılar. Ben iki şey söylüyorum. İhanet ediyorlar diyor. Ya gaflet de var. Tamam. Bakın bu söylem Kemalist bir söylem. Ben bu söylemi doğru bulmuyorum. Kemalist'i aptal mı abi? Gaflet, dalalet, hatta ihanet. Bu olmaz. Ben yıllarca... Bu ya türden devletçi söylemlerle mücadele etmiş bir adamım. Yani şimdi kalkıp da birinin gaflet, siyasetçi, hatta hıyanet diye söylemesini makul, mantıklı, rasyonel görmüyorum, bulmuyorum. Abi doğru o zaman değil. Çürüt. Bak ben çok rasyonel bir şey söylüyorum. Çürütmeye gerek de duymuyorum. Burada... Bu sizin kanaatiniz. Ya kardeşim. Sizin kanaatiniz. Yani ben ille sizin kanaatinizi çürütmekle kendimi memur saymıyorum ama aynı şeyi sizin için de düşünüyorum. İnsanlar belli konularda farklı hükümler verebilirler. Yargıları, kanaatleri, eğilimleri, tercihleri birbirini tutmayabilir ve bu bir suç değildir. Kenan kardeşim, bunu unutmamak bak, gerekir. Eğer misin? Kalkıp da bir siyasal literatürün merkezine ihaneti, gafleti, sinsiliği, riyakarlığı, fiyaskoyu yerleştirirsek bak o zaman siyasal kardeşim manada belli şeyleri konuşmak, tartışmak, olgunlaştırmak kesinlikle mümkün olmaz. Şimdi yani bu söylem misin? Maalesef bize iyi bir yerden miras kalmamış. Ben yıllarca Fethullah Gülen cemaatinin ortaya koymuş olduğu siyasal ya da itikadi perspektifle mücadele etmiş bir insanım. Bu ayrı bir şey. Ulusalcılıkla mücadele etmiş bir insanım. Bu da ayrı bir şey. Ama bir de bir ortada bir vaka var. Toplum bunu merak eder. Siyaset bunu İşte o vakayı Cemil Baras diyor ki o vakayı ortaya çıkaran unsurların abi tamamı berhava olmuş. Bak ben o davayı açan ortada savcılar, bir vaka var. Tam savcılar, da söylediğimiz bu. O soruşturmayı yürüten adli kolluk hepsi dağılmış. Haklarında da örgüt üyesi olmaktan davalar açılmış. Artık ortada o vaka, hani o adını aldığımız vaka kalmadı. Bir aklanma olacaksa bu aklanma medyada olacak. Yani medya karalamış, gizli dinlemeleri almışlar, medyada harmanlayıp yaymışlar ortalığa. Belirli belirsiz, ne olduğu belli değil. Bunun aklanacağı yer mahkeme falan değil ki. Gitse Yüce Divan'da suçlu da çıksa, suçsuz da çıksa sen de aynı şeyi düşüneceksin. Muhalefettekiler de aynı şeyi düşünecek. E vardı bir şey. Mahkeme işte Abdullah Gül zamanındaki üyeler atadığı için beraat ettirdi diyecekler. Ne olsa sonuç fark etmeyecek burada. Ama yani bunların zaten aklanacağı işte, yer, bunların aklanacağı yer, bu adamlar, bakanlar gelecekler, güzel güzel anlatacaklar nasıl kumpas kurulmuş, kutu ne, saat ne, ayakkabı kutusu ne, para kutusu ne, o nedir? Bunu anlatacaklar, kimler yaptı bunu? Bunu mahkeme şey yapamaz ki, hangi mahkeme karar verse. Medyada yapıldı karalama. Şeyi yani Nasrettin Hoca yüzüğünü kaybetmiş. Pazarda arıyormuş. Nerede kaybettin demiş. Evde kaybettim demiş. Niye pazarda arıyorsun? Burası daha aydınlık demiş. Yani
Aklanmayı da aradığımız yer doğru bir yerdi. Çünkü karalanma medyayla ne oldu? Mahkemelere bakacak olursak yok delil falan. Yani bir karalan, yani hukuken bir karalanma yok. Hukuken aklar şu anda. Yok böyle bir karalama, medyada var. Medyanın yaptığı bir karalamayı Yüce Divan nasıl temizler? Yüce Divan'ın siyasal bir karar aldığı ya da alacağı hususunda ya da diğer mahkemelerin siyasal bir karardan, siyasal bir terkinden etkileneceği hususunda benim bir şeyim yok. Yani şüphem yok. Çok iyi Türkiye'de, o zaman. Tebrikler, ne diyeyim? Ya iyi niyetle alakası yok. Yani vaka bu ki? Türkiye'de. Nedir vaka? Amerika Anayasa Mahkemesi'nin bir tane aldığı hayırlı karar var mı bugüne kadar? Söyle bakalım. Almadığı bütün tarihinde kararlar. Türk milleti almadığı kararlar var. Almadığı kararlar, almadığı kararlar var. Kapatmamış hayırlı oluyor ne karar almış mesela? Var ya mı öyle Anayasa bir karar? Mahkemesi'nin savunma pozisyonunda değiliz ki biz. Tamam, tartıştığımız mesele Anayasa Mahkemesi'nin ne kadar adil, ne kadar mübarek, ne kadar hayırlı bir kurum olup olmadığı değil tamam, ki. Tamam, aklanmayı Haşim oradan Kılıcın da, Haşim Kılıcın da ne olduğu belli. 60 ihtilali sonrasında Anayasa Mahkemesi'nin niçin kurulduğu da belli. Tarihte topluma, siyasete atmış olduğu kazıklar da belli. Biz de 4 tane bakana gideceğiz, böyle bir kurumun eline teslim edeceğiz. Aa, ne derlerse bakalım duruma göre. Ben doğrusu bu kadar hani meseleyi gerginleştirici bir yaklaşımın sonuçta... Mesele gergin zaten. Türkiye'ye saldırı var. Mesele çok gergin. Mesele yolsuzluk meselesini konuşuyor olsak burada, o herkes vicdanına göre hareket etsin. Böyle bir şey yok ki. Gergin bir durum var. Yani Türkiye enerji hatları diziliyor... kendi paranla İyi ama yani her şeyi getirip de enerji hatları ihalesiyle ilgili ya da projesiyle ilgili yere bağlayıp tamam görmezden gelin diyemeyiz ki. Halkbank'a niye yapıldı operasyon? Halkbank'ı konuşmuyoruz ki şimdi canım. Halkbank'ı konuşuyoruz çünkü bu operasyon Halkbank'a yapıldığı için yapıldı. Şimdi, 17 Aralık nedir? Yani, niye 17 Aralık? Ya Zafer Çağlayan nereden suçlanıyor? Halkbank üzerinden ya siz şimdi yani her şeyi... Şöyle 17 şey Aralık niye yapıldı? Bir bana söyler misin? Nedir ya 17 Aralık? Artık bunların hepsine tek tek cevap versem olmayacak. Bir tek şuna cevap ver. 17 Aralık niye yapıldı? Niye 17 Aralık günü? Yani niye 17 Aralık günü? Demek ki fırsatı o gün bulmuş adamlar. Niye? Ben söyleyeyim mi sana? Söyleyeyim, buyurun. Çünkü Halk Bankası'nın o bağış gidecek, üniversite yapılacak parasının geldiği gün oydu. Ya olabilir, bu bir şey. Olabilir iddia. Değil, daha iddia değil, gerçek. O dosyalarda ya, yazıyor. Ben orada değilim ki, siz orada mıydınız? Ben bilemiyorum. Ya, yani şimdi gerçek derken, şimdi... Bizzat ona şahit olmak ya lazım. Bakın, onu söyle, buldukları paralar onlar işte. Para diye buldukları şey o zaten. Bunlara bence çok fazla anlam yüklememek lazım. Anlam yüklemiyoruz. Netice itibariyle Halk Bankası'na yapıldı. Tamam, asıl. Netice itibariyle 17 Aralık operasyonunu yapan kadrolar tasfiye edilmiş midir? Edilmiştir. Edilmiştir efendim. Edilmiştir. Bir kısmı edilmiş. Ya bir kısmı edilmiştir. Evet. En etkili olanlar edilmiştir. Ne mahkemede, ne poliste, ne istihbaratta. Tamam, o zaman peki bakanların yargılanması gerektiğini... Bakın, şöyle bir şey söylüyorum ben. Ben şuna itiraz ediyorum Ersoy. Yani bu insanlar buraya gidecekti ve muhakkak Anayasa Mahkemesi bunları Yüce Divan'da suçlu bulacaktı şeklindeki senaryoyu ben fazlasıyla pesimist, fazlasıyla kötümser ve hakikaten kelimenin tam anlamı bir kıyamet senaryosu olarak görüyorum. Bu doğru değil. Yani netice itibariyle karşınıza size bir taş atılıyor. Peki, tamam, siz de kalkıp da buna bir atom bomba satılıyor muamelesi yaparsanız ya yanlış olur. Diyelim ki 50-50 şans var. Velev ki buldu. Diyelim ki 50-50, bu 50-50 şans. Yani bir yazı tura atacaksın. Sen kurban bütün Türkiye'nin kaderini teslim yani. Ediyorsun. Kurban böyle vermeye şey gerek ya? Yok ya. Kurban mı versin? Kurban olacağını da zannetmiyorum. Yani bu dengelerde olması da mümkün değil bana göre. Mesela bu Twitter kararı var. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin çok saçma sapan bir iki yüzlü bir Twitter kararı var. Burhan Kuzu ile Tayyip Erdoğan'ın Twitter talebini hali daha almadı gündemine. Sezgin Tanrıkul'un Twitter talebini o gün hemen aciliyeti var diye değerlendi. Şimdi bu bir güvenilirlik testi değil midir? Yok, kendi bence içerisinde? Güvenilirlik testidir ve bakın şunu karıştırmamak lazım. Anayasa Mahkemesi'ne güvenilirlik addetmek mümkün değil. Ancak şunun bir izahının yapılması lazım. Güvenmiyorum diyor ya şeyler bakanlar. Tamam, ya onlar mesela. Güvenmesin ona bir şey demiyorum. Anayasa ben de güvenmiyorum. Buna bir şey demiyorum. Anayasada büyük ihtimalle olmayacak bir kurumdan bahsediyoruz. Böyle bir kurum. Darbe kararları vereceğiz ama işi. Yok sayacağımızı plan tamam, olmayacak kararlar veriyor. O mesela sonranın işi. Mesela seçim Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları son. Şimdi bunun üstüne karar vereceğini söylüyor. Ankara Belediye seçimlerini götürüyorlar az kalsın. Siyaset düşünüyor ki biz bunu yok sayarız diye. Böyle bir kurum, yani çok tartışmalı bir kurum. Yani neyse geçelim bu konuyu bence. Çünkü hakikaten bir mantıklı. Yüce Divan konusu çok soru geliyor ama yani hani şimdi
iki ünlüleri değerlendirenler var. Ayhan Ogan devam etsin. Biraz Kenan Alpay'ı dinlendirelim. Evet, beni dinlendirin biraz. Çünkü ben iki arkadaşı da ikna edebilecek gibi ikna etme, ikna etme. Değilim. Ama tezlerimizi, argümanlarımızı şöyle yapalım. Yani Ülke TV izleyicisini... Tamam, Ersoy, ben şuna taraftar değilim. Ben burada üzere, Cemil Bardas ya da Ayhan Ogan'ı ikna etmek durumunda değilim. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Seyirci nezdinde nasıl? Yani doğru Ülke anlaşıyorsa doğru, yanlış anlaşıyorsa yanlış. Ama ona izleyici karar versin. Travmayı söylüyorum sana şimdi. 17 Aralık'tan bu yana ki daha evveli de var aslında. Dershaneler süreci de var ama hadi daha belirgin bir tarih olduğu için 17 Aralık diyorum. Her üç isimde bu saldırı, hani Ayhan Ogan'ın az önce bahsettiği senin durduğun yerle çelişiyor dediği de biraz oydu. Çok kategorik olarak bir saldırı altında olduğumuzu hep beraber söylerken bugün... Onu kimse tartışmıyor ki. Onu tartışmanın bir mantığı da yok bence. İzleyicide oluşan kavga şimdi o yani. Yani ne oldu? Ersoy. Şimdi Ersoy şöyle bir şey. Derlerse bakın, yani şimdi, acaba Kenan abi yani sürekli olarak var. Yani sürekli olarak yani KPSS'de yolsuzluk yaptı. Biliyoruz kardeşim. Dinleme yaptı. Biliyoruz kardeşim. İnsanların mahremine girdiler. Biliyoruz kardeşim. Yani biliyoruz bunları. Bunları bilmek demek, yani bunlarla ilgili gelen bütün iddiaların hepsini ya da bunlar tarafından dillendirilen iddiaların hepsini kategorik olarak reddetmek manasına gelmez ve gelmemelidir de. Ben böyle biliyoruz düşünüyorum. Biliyoruz da ne yaptık? Ne yaptık biliyoruz da. Nasıl? Ne yaptık biliyoruz da. KPSS'de adam hırsızlık yapmış. Hakim savcı sorularında hırsızlık yapmış. Adam aşağı yukarı devletin bütün kademelerindeki imtihanla, sınavla alınan yerlerin sorularını çalmış. Şimdi ne yaptık bunlara karşı? Bir dava yok ortada. Onların peşine düşen polisler de büyük düşen yok. Polisler yani de büyük ihtimalle o KPSS'den bu çıkmış. Bu mütemadiyen böyle demeyelim, şöyle demeyelim. Yani demeyelim de hani ne oldu? Bu adamlar hala görevlerinde duruyorlar. Hala faaliyetlerine devam ediyorlar, hala işlerini yapıyorlar. Niye? Bunlara göz yumuluyor. Kenan. Kim göz yumuyor? Göz yumuluyor. Bunlara karşı bir irade gösterilmiyor. Tamam, kim göz yumuyor? Siyaset yumuyor, bürokrasi yumuyor, hukuk yumuyor. Hepsi yumuyor. Nasıl oluyor? Yani Cumhurbaşkanı ya da Başbakan biz bunlarla savaşıyoruz, mücadele ediyoruz diyor da nasıl oluyor göz yumuluyor? Ben bunu merak ediyorum. Maalesef öyle. Şimdi maalesefi yok bunun. Ben o zaman söyleyeyim, sınav yolsuzluğu mu diyoruz? Evet. Sınav yolsuzluğunu biz tek boyut olarak ele alamayız. Sınav yolsuzluğuna şöyle bir göz ucuyla baktığımızda bile sınavda full çeken insanların yarısının Fethullah Gülen cemaatiyle, yarısının da Ergenekon balyoz zihniyetiyle, Kemalistlerle alakası olduğunu biliyoruz. Şimdi kalkıp da meseleyi sadece Fethullahçılar yaptı diye söylersek doğru olur mu? Burada askeri bu lojmanlarda kalan, İstanbul'daki Harp Akademi'nde ikamet eden subay eşlerinin, kızının, oğlunun, damadının meselesini de konuşmak durumunda değil miyiz? Ben konuşmayalım demiyorum ki. Zaten yani, sen diyorsun konuşmayalım diye. Mütemadiyen bunu demeyelim diyorsun. Olur mu öyle şey? Ben başından beri bak, bunu söylüyorum. Ben şunu nasıl söylüyorum. Söylemeyeyim yani? Nasıl bugün, söyleyemem? Bak, yani paralel şimdi yapıyla, müsaade edersen biraz da ben anlatayım abicim. Buyurun. Paralel yapıyla mücadele söylem bazında kalıyor. Fiiliyatta bugün bu işin takibinin yapıldığı devlette bir mekanizma oluşturulmuş değil. Burada zafiyet görüyorum ben. Zafiyet gördüğüm için söylüyorum. İkincisi, ben bir vakıadan bahsediyorum. Ve bunu iki şeyle açıklıyorum. Ya gaflet var diyorum ya başka türlü bir şey var, ihanet var. Yani burada bunlar varsa bunu konuşmayacak mıyız? Yani ben bu, yani bu partili değilim. Ama bu partiye... Bir dakika, niye insanları yani iki kategori içerisinde değerlendirmeye mecbur olalım? Gaflet ya da ihanet. Niçin? Nedir başka? Yani siyaseti biz bu iki uç arasında değerlendirmek, bu iki uç arasına hapsetmek mecburiyetinde miyiz? Peki şöyle çizeyim sana çerçeveyi. Şimdi ben... Bakın bu gaflet ve ihanet söylemi... Bir dakika abicim. Bence siyaset açısından da, toplumsal açıdan da müsaade kesinlikle ilerlemeci değil. Çizeyim çerçeveyi, itiraz edeceksen et. Ben şimdi bir dükkanım var. 40 senemi vermişim. O dükkanı bir şekle getirmişim. Bir seviyeye getirmişim. Sonra tutuyorum Ersoy'a devrediyorum dükkanı. Devrederken de şunları söylüyorum. Kardeşim, benimle beraber burayı yürüteceksin. Ben işe gelmeyeceğim ama sen işin başında duracaksın. Ben de burada takip edeceğim. Sana destek vereceğim dışarıdan ama benimle mutabakat içerisinde götüreceksin. Sen şimdi dükkanın teslimatını aldın, genel müdür imzasını aldın, mühürü aldın, mühür bende, yürü kardeşim ben seni tanımam dersen bu neyle izah edilir?
Söyle bana. Neyle izah edilir? Yani burada ya gaflet içerisindesin, aymazlık içerisindesin ya da bana karşı ihanet içerisindesin. Ya 76 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Ekonomisi şu kadar milyar dolar, 100 milyar dolarlarla izah edilen, değil mi? Siyasi geleneği, iktisadi geleneği, tarihi geleneği, kültürel geleneği olan bir ülkeden bahsediyoruz biz. Yani olayları bence bu kadar uçlaştırarak tartışmak faydalı bir yaklaşım biçimi değil. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani şimdi bak, ben kalkıp da AK Parti içerisinde ama benim hainler var. Bak, 53 kişi bunlar ihanet ediyor. Siyasi bir suikastin parçasıdır. Şimdi burada, ya da tuzlukların arkasıdır demek. Müthiş bir ihanet yaşamıyor muyuz biz şu anda? Yani burada benim endişelerim. Bütün bak, ne kadar devlet kurumunun içinde bunun adam zararı varsa ihanet dönüp gelecek 76 milyon insana vuracak. Bunun o zaman zararı dönüp gelecek. Sizin söyleminize bakılırsa bence eğer ihanetse bu, siyasi bir suikastsa bu, bence parmak izlerinden araştırmaya başlanıp bu 53 AK Partili kimse... Yok, herkes bunları... biliyordur herhalde kim olduğunu. Yok, mecliste... Kendini söylemesini gerektiğini meclis düşünüyorum. Meclis'te yaptığın ihanet ceza olarak olmuyor. Ama ihanet deminden beri ihanet diye ihanet söyleniyor bu. Siyasi ihanet. Şey değil, vatana ihanetin ceza şeysine suçu var. Mecliste yaptığının hiçbir şey suç değil. Bu bir siyasi ihanet. Ayrıca Türkiye müthiş bir ihanet içerisinde. Bütün devlet kurumunda TÜBİTAK'ı güvenip bıraktığın adam ihanet ediyor da siyasetçi mi etmeyecek? Nasıl ayırabiliyoruz bunu böyle? Yani bunların... Şimdi bakın, bu siyasetçi itibarsızlaştırma söylemi bana çok tanıdık geliyor. Bakın, siyasetçi itibarsızlaştırma söylemi... Darbe yapmak istiyorum burada. Böyle bir saçmalık yok. Niye itibarsızlaştırırım? Adam çıksın bakın bunu, desin ki ben verdim. Şu niye sebepten desin canım, verdim niye desin. O zaman itibarlı niye olur. Desin? Niye desin? Niye demesin? Ya niye desin canım? Yani ona eğer gizli oy yapma, gizli oy kullanma hakkı verilmişse... Bu gizli oy kullanma hakkı da verilmemeliydi. Onu söylüyoruz zaten. Ortada delil yok. Komisyon kurulmamalıydı. Onu da diyoruz zaten. Vallahi Ersoy'cum ben... Ya ortada bir yolsuzluk şeysi yok ki. Ben bunlara hiç cevap veremem. Çünkü siz o kadar ileri düzeyde bir derin şüpheyle zaten hareket ediyorsunuz ki... Zaten sen cevap veresin diye sormuyorum ben. Sormuyorum. Masaya koyuyorlar soruyu. Cevap versin. Soruyu masaya koyuyorlar. Desin ki ben hain değilim desin. Öyle değil desin. Demiyor ama. Bu yani hareket diyorum. Böyle bir şeyi yani. Bu hareket vefa hareketidir. Bu hareket ben hamiyetsizliği tamam, kabul etmez. Bu millet şey hamiyetsiz adamları kabul tamam. etmez. Ben dönüp buradan baksınlar. Çıkmak taraftarıyım. Bu tartışmadan, bu boyuttaki tartışmadan çıkmak taraftarıyım. Çünkü ben kimin hayır verdiğini, kimin evet verdiğini bilmiyorum. Bu beni açısı çok da alakadar etmiyor. Benim açımdan mesele sadece gizli oylama yapılmış olması ve gizli oylamada 50 kişinin burada bunlara ilişkin, bu bakanlara ilişkin şüphesini, endişesini, kaygısını belirten bir tercihte bulunmuş olmasıdır. Ben de bunu son derece saygıdeğer bir tutum olarak görüyorum. Katılmasak bile böyle görmek lazım. Yani gaflet ve ihanet çizgisinin dışında değerlendirmek lazım. Ben Ersoy müsaade edersen şunu söyleyeyim. Bakın, şu anda Türkiye'de siyasi manada hakikaten gerilim üst düzeyde. Bunun bence çok fazla sayıda etki eden faktörü var içeriden dışarıdan. İşte Gezi meselesi var. İşte bugün Cizre'de olup biten meseleler var. Kobani meselesi üzerinden gelen tartışmalar var. Suriye'nin durumu var. Efendim, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar var. Avrupa Birliği'nin içine girmiş olduğu kriz var. En son Paris'te yaşanan bir takım saldırılar neticesinde ölen insanlar ve bunun da faturasının adeta Türkiye'ye ya da diyeyim ki doğrudan hükümete çıkarılmasına dönük bir takım şeyler var. Ben bu türden hani çok yönlü saldırının olduğu, çok yönlü şüphenin, çok yönlü baskının olduğu bir ortamda ülkedeki gerek siyasetçilerin gerekse de siyasetle ilgilenen aydınların, gazetecilerin geriliminin yüksek olmasını da anlıyorum. Mesela, bunu da normal, makul diyorum. Kezban Atemi avukat şey yapmış, şimdi hiç şüphe değil gidelim iyi niyetliyiz ya, fezlekeler ifadeler alınmadan 12 ay önce hazırlanmış. Yok hükmünde. Ayrıca yargı kesin hüküm tamam. vermiş. Tamam, bunu... Garabet AK Parti'nin Yüce Divan yolunu açması. Tamam. Aynı şeyi söylüyor. Yani bunun tamam. ilk başında hiç gitmemesi lazımdı. Mesela açılmamış bir torba geliyor. Onun önüne nasıl gidip bilmediğin bir torbanın önüne gidip meclisi tamam. devreye bakın, sokarsın? Bunları, böyle bir şey olmaz ki. Bunları söylemek ve bunları yüksek sesle daha güçlü bir biçimde söylemek bence makul olandır, mantıklı olandır. Halk Bankası da ayrıca hiçbir şey bakana da bağlı değil. Operasyonda Halk Bankası'na yapılıyor. Onlar da karıştırılıyor içine. Böyle bir hain plan var. Halk Bankası'na da niye yapılıyor? İki tane şeyden yapılıyor. Bir tanesi İran'dan
ticareti yapıyor. Amerika'nın bir ambargosu var. Onun yolunu deliyor. Bir ikincisi de Kuzey Irak'la olacak petrol ticaretini istiyoruz ki kendi paramızı yatıralım. Onların parasından alalım. Bunlar çok önemli şeyler. Yani operasyonun yapılma sebebi bu. Ya bunlar az çok yani okuyan, televizyon izleyen bütün insanın malumu. Bunlarla ilgili kimsenin herhangi bir tereddüdü yok. Halk Bankası'nın tamam için seçildiği. O zaman 12 ay önce hazırlanmış fezlekeyi atmışlar çamura. Aa gitsinler Yüce Divan'da ne var? Ölüm kalım diye böyle bir şey ben kabul ettim. Peki Ayhan Hocam. Geçelim. Yani burada ben uyarı olarak son olarak şunları söylerim bu konuyla ilgili. Yani ilkesel bir mantık içerisinde söylemeye çalışıyorum. Bu hareket yani öyle 3 günde 5 günde tesadüfen konjektürel oluşmuş bir siyasi hareket değildir. Bu hareket çok önemli bir noktaya gelmiştir. Burada bu hareketin kazanımlarını Türkiye'nin kazanımlarına dönüştürmüştür. Bunu başarmıştır. Türkiye'nin kazanımlarına zarar verir. Bu hamiyetsiz davranışlar, bu gaflet ve aymazlıklar ve bir kısmının da bu ihanetleri başlarına yıkılır. Kendileri bir defa siyaseten biterler. Bunu son defa uyarıyorum. Herkes aklını başına toplasın. Ama Türkiye'ye verdikleri zararla kalırlar. Bu harekete, bu toplumsal tabana verdikleri zararla kalırlar. AK Parti yani bugün Türkiye'nin istikbaliyle özdeşleşmiştir. Herkesin beklentisi, kamuoyunun beklentisi şudur. Başta neler söylendiyse, yani bu hareketin lideri, Türkiye'nin lideri bellidir. Bu çerçevede mutabakat, uyum içerisinde işlerin yürütülmesidir. Kamuoyunun beklentisi budur. Kriz çıkartarak, işte yeni liderler peşine düşme gibi bir... Öyle mi? Bunu birkaç defadır dile getiriyorsun ama yani öyle... sahiden şimdi mesela... O kritik eşiğin habercisi midir bu Yüce Divan oylaması sayeden de? Evet. Tamamen bunun üzerine kuruludur. Tamamen bunun üstüne. Bu siyasi mühendislik kimin aklı? Yani anlaşılan o ki hani kimse şimdi burada, kimse şu anda işte cemaatin partiye teslim olduğunu söyleyemez. Bak uluslararası içeriden dışarıdan bir sürü kesimin bir araya geldiği efendime söyleyeyim bir kirli ittifak işi. Bunun üst aklı kimdir, nedir? Ben şimdi elimde yeterli istihbari bilgi yok. Ben bunun için şudur, budur hayır, diyemem. Ondan sonra yani. Ama burada herkes içeride kendi kendine evet veren 50 milletvekili homojen bir yapı mıdır? Yoksa her biri? Hayır. Ha. Hayır yani burada farklı gruplar vardır. Var, farklı beklentiler var, farklı gerekçeler var. Ama bu gerekçeler ilkesel ve ahlaki olarak izah edilemiyor. Edilemediği için falan... söyleniyor. Onun ekibi, şunun ekibi falan gibi durum mu var orada? Yani onlar da var. Başka türlü yaklaşımlar da var. Direkt bu ihanet şebekelerinin hizmetinde olanlar da var. Yani ben açık söylüyorum. Yani burada herkes uyum içerisinde Türkiye'nin yürütmesini daha büyük hamleler yapacak şekilde götürmesini bekliyor. Kriz çıkartıp da benim davam, senin davan, senin makamın, benim makamım, benim grubum gibi klik siyaseti, gruplaşma siyaseti, biz devletin en kripto yerlerinden belli bir cemaati, belli bir kliği temizlerken başka kliklerin doldurulmasına da müsaade edemeyiz ya. Başka grupların dizilmesine de oraya müsaade edemeyiz. Bunu söylüyorum, uyarıyorum. Tekrar uyarıyorum. Daha da önemlisini söyleyeyim. Yani burada bunlar faturası üzerlerine kalır. Faturası üzerlerine kalır. Neyin faturası abi? Bu yaptıklarının faturası üzerlerine kalır. Buralardan bu şekilde bir şey elde edemezler. Türkiye'ye zarar verirler, bu harekete zarar verirler. Kendi mensup oldukları gruplara zarar verirler. Aidiyet hissettikleri kliklere, gruplara, cemaatlere zarar verilir. Yani burada herkes daha sağlıklı hareket etsin. Böyle bir şey yok. Kenan Alpen dediği gibi olsa diyor ki yani çok açık. Her şey ortada. Vaka malum. Buradan bir mahkumiyet çıkmayacağı da aşağı yukarı belli.
ya bir tane taş atılıyor ya da ateş ediliyor neyse, onu atom bombası gibi bir algı çalışması yürütüyorsunuz diyor mealen. Ben şeyi söylüyorum, yani planın tamamını söylüyorum işte. Burada planın tamamı şudur, buradan bu bakanlar oraya gitsinler ve bu işler tezgahlanmış, hazırlanmış. Yani içinde dışında herkes bu işe altyapıyı, zemini hazırlamış. Son anda bu iş başka bir şey daha var fark edilmiş. Yani Richard O'Neill, Amerikan Büyükelçisi, iki gün önce diyor ki Halk Bankası ambargoyu deldi, gereğini yapacağız diyor. Onun şimdi burada esas fotoğrafın büyüğü, işin planın sonucu şu, bu bakanlar gidecekler. Mahkeme şunu yapabiliyor muyuz yani, başbakanını çağıracak. Gene Kenan Alpay'ın sözü üzerinden söylüyorum. Yani bütün bunlar vaka ve buna karşı dik ve omurgalı durmaya devam edelim. Fakat kamuoyunda 700 bin liralık saat, işte Kur'an-ı Kerim ayetiyle dalga geçilmesi vesaire falan gibi iddialar, bir rahatsızlık oluşmuştur. Bunun da tasfiye edilmesi, yani o bir tarafa, bu bir tarafa. Tamam, bunun da tasfiye edilmesi. Dinlemeden hani Şahin'in tezi aşağı yukarı böyle bir tez yani. Ama bunun temizleneceği mahkeme değil, ama değil medya bak işte. Şimdi, Ersoy Bey, yani bu mesele o değil. O meselenin usul kısmı. Bu saat meselesi değil yani. Bunu yüce bana karıştırmayın diyorsun. Evet. Bunları temizleyelim. Parti içinde bunun merkezini, ben onu söylüyorum. Bunları söylüyorsun da ne yaptın? Partinin disiplin kurulu var yani, ne yaptın hani? Madem öyle, partinin disiplin kurulu var, demokrasi kurulu var. Parti dışında bunu kurabilirsin. Hayır, siz mesela devlet parti, içinde birim kurabilirsin. Konutla ben faraza söylüyorum. Egemen Bağış partiden işte ihraç edilse, bunu Yüce Divan'a gönderilmekle aynı şekilde karşılamaz mıyız diyorsunuz? Ya şimdi parti disiplini çalıştı. Bak bu yani Yüce Divan'a gitmedi. Tartışmıyorum. Tamam, anladım ama yani. Bak diyorum ki bu hareket bir merkez partisidir. Burada herkes yerini alır. Her grup Türkiye'de var olduğu kadarıyla yani bunun içerisinde yerini alır. Milli görüşçüsü de yerini alır. Farklı gruplarda yani şimdi mesela 17 Aralık tezlerinden değil. Bitireyim abi. 17 Aralık tezlerinden değil. Biz kamuoyuna yansıyan telefon konuşması yüzünden Egemen Bağış'ın diyelim ki parti abi isimler üzerinden ben konuşmam. Yaptığın zaman yanlış olur. Tamam. Şimdi bak, isimler üzerinden konuşmam. Ben ilkeler üzerinden konuşuyorum. Varsa itirazınız ilkesel edin. Ben de kafama yatarsa dinleyeyim. Yani şimdi bak, burada ilke şu. Merkez partisi diyorum bu. Herkes burada yer alır. Menfaat için gelen de olur. O da yer alır. Ama menfaat için bulunduğu makamları kötüye kullandığı tespit edildiği anda burada prim verilmemesi lazım. Ona kategorik olarak yok diyorsunuz zaten. Evet. Yani burada bunun parti içinde bunun kurulları var. Devlet içinde bunun kurulları kurulabilir. Mahkemeler var. Ya kaç tane bakan buharlaştı? Ha, şimdi ismini hatırlamadığımız bakanlar var. Onu söyledim yani şimdi ha. Bakın AK Parti'nin ilk MYK'sına bakın. İlk 2001. İlk hükümetin kabinesine bakın. Yani AK Parti'nin şimdiki haliyle alakası yok. Burada düşen, bırakırsın kendi içerisinde. Tamam, 2015 Haziran'ından sonra da muhtemelen bugünkülerle de alakası olmayacak. Bu ne anlama gelir? Örnek, yani şimdi siz diyorsunuz ki yani somut konuşmayalım. Ya Allah'ını seversen Zafer Çağlayan kaç bin cumhuriyet altını bildirdi? Oğlunun düğününde takılmış. Duydunuz mu? Kaç bin cumhuriyet altını, bakın. Oğlumun düğününde takılmış bilmem şu. Ya sana ne? Paralel çetenin ortaya geçirdiği bir diye bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey olur mu? Bırak, adamın elinde 700 milyarlık saat var. Böyle bir şey olmaz. Ya saat dediğin yatırım. Adama sorduğun zaman diyor efendim, ki. Hayır efendim, bakın böyle bir şey yok. Ne demek hayır? Böyle bir şey ya yok ama efendim. Ama cahil ülkede, cahil konuşmayı. Resim alana sen niye resim aldın diyor musun? Saatte bir yatırımdır. Biz bakandan bahsediyoruz. Ahmet'ten, Mehmet'ten bahsetmiyoruz. Ahmet, Mehmet. Tamam mı? Birincisi bu. İkincisi de bunun cahillikle falan alakası yok. Bu benim görüşüm. Siz kabul etmeyebilirsiniz. Tamam, hiç bunu mi? Cehalet olarak nitelendiremezsiniz. Nitelendiririm. Çünkü bir saat diye bir paralelin ağzına verdiği sakızı söylersen ben bunu her şey diye nitelendiririm. Şimdi, devam et. Bakın. Bir paralel vermiş bu sakızı. Bunu çiğneyerek bakın, kime hizmet ettiğini farkında mısın sen? Bu söylem de ben seninle tartışamam. Tartışma zaten. Şimdi yani bir defa siz yanınızdaki insana saygı duymuyorsunuz. Ya şimdi Kerem, saygı duymayan bir insana ben nasıl konuşabilirim? Ya saygı yani duyuyorum. 3 saatten beri yani. Ben bu paralelin ağzına sakız verdiği. Bunu şimdi duymuyorum. Bakın yanlış bir şey. Bak siz bir dakika Ayhan Bey.
Siz mecliste bulunan insanları fare diye nitelendirdiniz az evvel. Mecliste bulunan insanları... Bir dakika Ayhan Bey, siz şey yapmayın. Değil. Bir dakika beyefendi. Siz fare diye nitelendirdiniz mecliste bulunan insanları. Bu olur mu? Ondan sonra bakın bir dakika. Mecliste bulunan insanı değil. Sonra bakın sesinizi yükselterek. İsmini söyle bana. Sesinizi yükselterek. O şey yapsın. Beyefendi sesinizi yükselterek. Ben diyorum ki paralel çetenin ağzına verdiği sakızı kim çiğniyorsa cahildir diyorum. Sesinizi yükselterek sürekli insanları aşağılamayın, küçük düşürmeyin. Aşağılamıyorum bak açık açık söylüyorum. Paralel çetenin ağzına verdiği sakızı kim çiğniyorsa ya cahildir. Ya bu sizin iddianızdır. Tamam, bu sizin iddianızdır. Tamam benim iddiam bu. Ama sürekli bu saygısızlığı tekrarlamanız kabul edilebilir değil. Bunu aynen size iade ediyorum. Paralel çetenin ağzına sakızı çiğneyen herkes saygısızdır, aptaldır. İsimler üzerinden de tartışmayalım. Bir dakika, yanlış bir şey var burada. Yanlış bir şey. Kimse kraldan fazla kralcılık yapmasın. Tamam mı? Benim nereden geldiğim belli. Ben de onu bir dakika Ayhan Bey, bir dakika. Benim kimse nereden geldiğim belli, Cemil Bağdasın'da nereden geldiği belli. Tamam. Ya şimdi bak. Bir şeyi karıştırmıyor. Bir şeyi karıştırmıyor. Söyle anlayalım nereden geldi. İlkeler üzerinden. İlkeler üzerinden konuşuyorsak Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir gece konduda oturup çorba içmeye oturduğu bir Türkiye'de birinin 700 milyarlık saat takması kabul edilemez. Doğru. Tamam mı? Bu toplum. Şimdi biri takabilir. Bakan takamaz. Bakın bir dakika. Bakan da takar ya. Bu toplum Erdoğan bayraktarı tanımaz. Bu toplum Egemen Bağış'ı tanımaz. Bu toplum Zafer Çağlayan'ı, bilmem Muammer Güler'i tanımaz, bilmez ve takmaz da. Aynı şeyi söylüyorum. Eğer bu toplumun niye itiraz ettiğim biraz önce? Ben bunları söylüyordum. Siz doğru düzgün dinlerseniz anlarsınız. Fakat sürekli olarak söz kesiyor. Şu mu bu mu paralel mi bilmem ne. Ya ona gerek yok ki. Hayır. Yani burada bir çekişme içerisinde değiliz. Ben izah edeyim. Toplum anlarsa, kabul ederse eder. Etmezse siz yine kendi bildiklerinizi söylersiniz. Ortada bir vaka var. Bu kişi... Mal bildiriminde bulunuyor. Diyor ki benim oğlumun düğününde... Ya milletvekilleri bir kere her an mal beyanında bulunmaz. Olduğu zaman bulunur. Siz sözü kesmeseniz ne kadar güzel olacak. Ama yanlış bilgi üstünden gidiyor. Nasıl yanlış bilgi? Milletvekili nasıl olduğu zaman bilgi? Beyanda bulunur. Nasıl yanlış bilgi? Her an bulunmaz. 15, her an bulunmaz. 15 gün Kenan Bey, beyefendi, üzerinden 15 tartışmayalım önce lütfen. Masaka bu kişi gitti bir bildirimde bulundu. Ya Masaka bulunulmuyor bu zaten. Ya siz bilmiyorsanız ben ne yapayım yani? Siz her şeyi itiraz ediyorsunuz ya. Dava dolayısıyla mal bildirimi. Ha o ayrı. Milletvekili olarak bulunduğu yani, şey bir tek olduğu yok. Zaman oluyor. Ya ben tek tek size her şeyi oluyor. Niye izah etmek zorunda kalıyorum? Anlamıyorum ki. Siz kendi görüşünüzü beyan edin. Ben kendi görüşümü beyan ediyorum. Ben Zafer Çağlayan'ı vekil değilim ve olmam da. Oğlum da tanımam. Kesinlikle ona da vekil olmam. Kefil. Tamam kefil olmam. Hiçbir biçimde. Biz kimseye kefil olmuyoruz. Onun için... Eğer sizin dediğiniz kefalet gibi, bir dakika, değil burada. Bir dakika, eğer sizin dediğiniz gibi bu iş ihanet olsaydı, evet. Bunu sizden önce herhalde Bülent Arıcı söylemesi lazımdı, Ali Babacan'ın söylemesi lazımdı, Cemil Çiçek'in söylemesi lazımdı, Mustafa evet. Elitaş'ın söylemesi lazımdı. Yani tamam. Orada o kadar insan, yani öyle, burada bir öyle yanlış. Öyle isimler sayıyorsun ki, yani evet, sanırım da şüphelenmeye başladım. Ya böyle, yani o zaman valla bu işin sonu psikiyatri kliniğinde biter abicim evet. Yani. Herkese bakalım şüpheyle bakarak. Gidecek? Bu olmaz bakalım ki. Bakalım kim gidecek. Yani ortada bir vaka var. Yani eğer yolsuzluk konuşulmasın, yolsuzluk aydınlatılmasın diyorsak bu olmaz. Bunu diyen siyasi yok burada. Siyasi suikastı başka İşi bir şekilde değerlendirelim. Bunu diyen yok burada. Ben yolsuzluk konuşulmasın, yolsuzluk yapanlar cezalandırılmasın demiyorum. Bu davalar yolsuzluk değil. Bu konuşulan dosyalar yolsuzluk dosyası değil. Bu adamların meselesi usuldendir. Bu adamlar yapmış da olabilir, yapmamış da olabilir, rüşvet almış da olabilir. Ben kefil değilim. Kimse de kefil değil. Ama bu mesele o değil. Burada tartışılan mesele... Meseleyi ikiye bölmek durumundayız. Baştan beri bunu söylüyorum. Sen yolsuzluk meseleyi ikiye var. Böl. Yolsuzluk var. Bunun yolu... Bir boyuttur. Bak orada mahkemeler İkincisi var. İkincisi de yolsuzluk senin maske partin edilerek... Var. Parti disiplin kurulun var. Bakın yolsuzluk senin maske meclisin edinerek, var. Grubun var. Yani tamam, bunların yolu bu değil. Yolsuzluk maske edinerek darbe yapmaya kalkışan birileri var. Tamam mı? Bunu ikiye ayıralım ve biz hem yolsuzluğa hem de yolsuzluğu maske edinip darbe yapmaya kalkışan yani şeriat içerisinde darbe gibi böyle bir şey çıkıyor burada. 28 Şubat'a geri döndük. Hiç çok alakası güzel. Yok. Aynı şey. Gayet makul. Yolsuzluk eğer da olmasın siz, ama darbe de olmasın. Demek ki eğer siz hani Egemen Bağış'la
bilmem Zafer Çağlayan'la, bilmem Muammer Güler'le yola devam edeceksiniz. Buyurun mübarek olsun. Ya ben olsun o paralel çete dedi, tamam, diye hiç kimseyi sorgulamam bile. Şimdi bilmiyorum burada, adamların ne olduğunu. Bilmiyorsanız o zaman bırakın da millet öğrensin. Dönüp bakmam burada, bile. Bu davaya böyle yaklaşmamız yapmış, bu adamlarla yola devam edilsin manasına gelmez. Bakın ben açıkça söylüyorum. Bu farklı bir şeydir. Bu dört ismin de siyasi hayatı tamamen bitmiştir. Sıfırı sıfırdır bunlar. Sıfıra sıfır. Hiçbir itibarları da bu toplumda yoktur. Olmaz ve olamaz. Bakın CHP tarafından kim oy verdi bu tezkerenin reddedilmesini? Kim verdi? Kim verdi? Zafer Çağlayan'ın yakın arkadaşı kimdi? Ankara Sanayi Odası'nın başkanı kimdi? Ergenekon'dan içeri giren adam. Sicat Ulusun. Evet. Tamam mı? Bu adamların geldiği yer belli. AK Parti'ye geliş amacı belli. Lütfen bunları bize hani böyle piri bilmem tamam ne falan. Tamam o tam başından beri Ahengan'ın da. Bu mesele anladım. Zafer Çağlayan'ın yani, olması meselesi değil. Her işi Kenan Bey, paralele sen bağlamak çok yanlış bir olmaz şey yapıyorsun. İsimler üzerinden bir ya tartışma yapıyorsun. Ya isimleri konuşuyoruz ama ortada isim var. Gizli dinlenmiş bir telefon İsim söylüyorsun ya. İsim bağışın söylüyorsun. Hayır isim değil mi? Yani yok, kimler yargılanıyor? Belli değil mi? Dört ya bakan adı adamlar, yok mu bu insanları? Bu adamlar isim söyleyerek yani bu hakkı kendinde görüyorsun. Hayır, sen kapıyı biraz önce niye diyordun peki? Röntgencilik yapmışsın. O röntgencilik yaptığın şeyden bir sürü şey görüp bunu insanları bunu konuşmak ayıp ya. Gidip mesela Egemen Bağış'ın arkadaşıyla yasa dışı dinlenmiş şeyini konuşmak bile ayıp. Bunu böyle yapmış mı yapmamış mı diye. Mahrem ya. İçin, zaten kendi montaj diyor, ayrı bir konu. Tamam ama montaj olsun tamam. Bir şimdi paralel çetenin, bir tamam, paralel ihanet çetesinin ortaya ülkeyi ele geçirmek için doğru yanlış ortaya attığı şeyi ben kategorik olarak reddediyorum. Bu adamları ben odur budur demiyorum. Ben onu söyleyeyim baştan. Onu söyleyeyim baştan. Onu söylüyorum kategorik onu olarak. Deyin ki kardeşim bizim kategorik bu adamlarla ilgili herhangi bir hayır, şöyle bir şey var. Kefil olmamız, vekil olmamız, onlarla yan yana durmamız mümkün hayır, değil. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Bitti. Paralel çete. Bitti. Hayır, bir dakika. Ben öyle demiyorum. Hiçbirine kefil değilim. Hayır, bir dakika. Ben bir tek Recep Tayyip Erdoğan'a kefilim ve bu suikast tamam, ona karşı yapılmış. Bir dakika dur. Ben paralel çete. Ona karşı yapılmış. Paralel çetenin iftira attığı, herkesin yanındayım, herkese de kefilim. Kim iftira atıyor, kime iftira atıyorsa, İftira. Taşıyıcıların da yanındayım. Haksız yere içeri girmiş Ergenekoncu damgası yemişlerin de arkasındayım. Bu paralel çete kime iftira attıysa hepsinin arkasındayım. Buna Zafer Çağlayan da dahil, Egemen Bağış da dahil, alanlar, hepsi dahil. Bir şey söyleyeyim de bu emaneti alanlar AK Parti dizaynı Yüce Divan üzerinden yapacaklarsa Allah onlara akıl versin derim, akıl. Akıl versin, izan versin. Kendi güçleri yetmiyor mu AK Parti'nin geleceğini nasıl dizayn edeceklerine? Kendi kafaları yetmiyor mu? Bu hareketin bir ilkesi var, ahlakı var. Öyle Yüce Divan'a göndererek, bel altından çalışarak dönemin başbakanı çıkartmaya çalışıyorlar. İşte bunun adı ihanettir. Ama yani siz şimdi kalktınız. Ha, aynen bu işin, ben affedersiniz senin biraz ama önce söylediklerine cevap olarak bunu tamam, söylüyorum. Tamam ama iyi ama nasıl yani alıyorsan al. Tamam siz bu işin başında da Ahmet Davutoğlu'nu oturttunuz yani. Yazık günah değil mi yani? Ben, hayır öyle bir şey. Bir dakika. AK Parti siyasi fiyasko var. Evet. Bunun sorumlusu da Ahmet Davutoğlu'dur. Evet. Az evvel söylediğiniz şey genel işte. Genel başkan olarak o sorumlusu fire olmuş. Yani partisin. Siz hani bıraktım Ahmet'i Mehmet'i, siz Ahmet Davutoğlu'nun da evet, ihanetin başına oturttunuz. Ahmet Davutoğlu'nun da. Kimdir onun siyasi sorumluluğu? Valla efendim eğer şimdi siz sen burada Ahmet Davutoğlu'nun şey da yok diyor. Biz diyoruz, siyasi sorumlu, ihanetin müsebbibi olarak görürseniz. Ya ihanet değil. Bu, orada artık takip etmemiş, doğru düzgün iletişimini yapmamış, konuşmamış bu, diyoruz biz. Bu böyle Ahmet bakın, Davutoğlu hıyanet böyle siyasal bir çözümleme olmaz. Böyle siyasal bir analiz olmaz ve kesinlikle de siyaset bu tarzda yapılmaz. Eğer siz şimdi kalkıp da bir partinin başındaki adamı o partiye ihanet etmekle suçlarsanız. İhanet etti demiyoruz. Çalışmadı. Doğru yani yerde durmadı ya diyoruz. Ya söylenenleri anlamıyorsun. Valla sürekli bu şeyi kullanıyorsunuz ama ben provoke etmiyorum. Tersine ne söylesem ona bir kulp takıyorsunuz paralel. Yani hiçbir kulp taktığımız yok. Biz paralelle açık söylüyorum. Bakın benim paralelle kavgam siyasi bir kavga olmaktan önce itikadi bir kavgadır. Tamam mı? Ben bu insanlarla dini düşünce üzerinden çatışmış, itikadi düşünce üzerinden mücadele etmiş birisiyim. Şu anda dini düşünce konuşuyor. Bir dakika. Ben, burada ihanet konuşuyoruz. Yani senin yaptığın mücadeleyi ortada, de sorgulamıyorum. Ortadaki. Ben şahıslar üzerinden konuşmuyorum tamam. Kenancığım. Yani ortadaki, seni de sorgulamıyorum, senin itikadını evet, da sorgulamıyorum. Ortadaki, paralelle mücadeleni de tamam, sorgulamıyorum. Ortadaki. Ben bir vaka üzerinden tamam, sorgulama yapıyorum. Hı? Ortadaki sorunu bence teşhis ederken, yani onu kendi içinde
Yani ciddi bir çözümlemeye tabi tutarsak iyi olur. Yani bunu bir kan tahlili gibi düşünelim. Yani tuz oranı nedir, yağ oranı nedir, bilmem şu var, ben bu öyle var yapıyorum falan. Yani burada çok ilkesel bir şey söylüyorum. Her işi, vaka üzerinden, sen isimler üzerinden, adamın yaptığı mal beyanı üzerinden hakaret etmeye çalışıyorsun. Sürekli, böyle olmaz. Hakaret etmiyorum. Diyorum ki 5000 bir düğünde bir çocuğa 5000 Cumhuriyet altın takılması ne demek? Yani bunun bir hesabını yapalım ya. 5000 Cumhuriyet altını. Bir hesabını yapalım. Deniyor ki o içeride konuşulsun onlar. Yüce tamam. Divan üzerinden yapılmasın bu. Bak, İstenmiyorsa Zafer Çağlayan tamam, bunu, ya da Ahmet Mehmet bak, neyse. Yani parti kendi içerisindeki mekanizmaları çalışsın. Yani işte sinsilik ama orada bu Yüce Divan üzerinden yapılmaya çalışıyorsa burada art niyet vardır. Benim Yüce Divan'a atfettiğim hiçbir önemi yok. Tamam, Anayasa Mahkemesi benim ki, için AK Parti'de yanlış isimler var. Hiçbir itibarı hani, olmayan bir kurum. AK Parti'de benim temsil ettiğim isimler var. Yalnız, tartışılır herhalde bunu, yani. Bunu bir taraftan söyleyeyim. Belki onu söylemek lazım. İkinci olarak daha da yanlış anlamayı önlemek için söyleyelim. Yani. Evet yani ben buraya itibar etmiyorum ama yani buraya gitmek de kıyamet falan yani da değil yani. Değil de hani adamların yani, şimdi niye adamların ben böyle iki buca ya Yüce çalışmak mahkeme diyeyim ya başka bir şey. Şimdi, bu olmaz Kenan ki. Abi bir şey söyleyeyim. Adamların beraber çalışmak istemedikleri insanları Yüce Divan'a gönderelim de orada onların defterini dürsünler gibi bir sahikle ama hareket edilmezse. Ama dürüleceği, tamam dürüleceği bir vehim bence. Öyle yapmasınlar başka bence yapsınlar bir yani. Niye yani onu nasıl yapsınlar? Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Yapamazlar niye bence. Yüce Divan'a gönderiyorsun ya, yani sen paralel çizgilerle? Yapsınlar ne demek? Ya, paralel çetenin tezleriyle Yüce Divan'a ne gönderiyorsun? Senin partinin disiplin kurulu var, senin grubun vallahi, var, senin ben şöyle hakem düşünüyorum. Heyetin var, parti içerisinde. Niye Haşim Kılıcı devlet içerisinde bir şey yani. Kurabilirsin. Evet. Tamam. Ben şöyle düşünüyorum. Parti içerisindeki dengeleri yeniden sağlamak açısından bu tür gelişmeler bence iyi bir biçimde değerlendirilmelidir. Yani ben şunu söyleyeyim. Hani diyelim ki Tayyip Erdoğan'ın 13 yıllık bu partinin başında vermiş olduğu bir mücadele var. İşte Ergenekon'la, çeteyle, mafyayla, hortumla, şunla bunla. Şimdi kalkıp da bu 13 yılın birikimini affedersiniz şunun bunun bilmem çocuğunu bilmem nesinin geleceğini düşünecek diye yapmış olduğu bir takım şeylere de kurban ettirmemek lazım. O mücadele de gitti boşa. Ergenekon tamam. Mücadelesi de çöpe gitti. Ne belli değil. Gider çünkü Doğu Perinçek'le röportaj üstünde röportaj yapılıyor. Generaller, amirallerin hepsi baş üstüne. Bıraktı onları. Anayasa Mahkemesi bıraktı. Değil mi? Bıraktı. Tamam. Kumpas denilmeseydi bırakılmazdı. Bitti Anayasa Mahkemesi. O güvendiği mahkeme bıraktı. Kumpas denilmeseydi demek bırakılmazdı. O kadar da güvenilmiyormuş. Peki toparlıyoruz. Birer cümle Ayhan Organ buyurun. Birer cümleyle toparlayalım. Haftayı kapatalım. Yani burada ben tekrardan söylüyorum, hata yapan altında kalır. Bunun faturası ağır olur. Yani burada böyle olsun diye destekler verilmedi. Herkes aklını başına toplasın. Peki Cemil Barlas. Burada her kim ki bunun içinde MHP de var, CHP de var. İşte belki AK Parti içinlerde de var. Bu paralel çetenin ağzına verdiği sakızı kim çiğniyorsa ya kafasızlık yapıyor ya hainlik yapıyor. Ben de son bu Ayhan Ogan'ın dediği şeyle bitiriyorum. Kenan Apay, son cümle. Evet, benim kanaatim şu, siyasal sosyal gelişmeleri değerlendirirken böyle şablonik değerlendirmelerle, sloganlarla, onu bunu töhmet altında bırakan, kendince, kendi aklınca hakaret eden söylemlerle iş yürütülmez. Ne siyasete böyle örnek olunabilir, ne topluma örnek olunabilir. Bizim yapmamız gereken şey makul, mantıklı bir çözümün yolunu açmak ve bunun için mümkün olduğunca sağduyulu ve ağırbaşlı olmaktır. Yoksa darbe geliyor, bilmem suikast geliyor. Sürekli böyle panik haline insanları teşvik eden ben tavrı tarzı kendimize de haksızlık görüyorum yani. Buna gerek yok. Uzlaşalım gitsin peki. Hepsiyle o zaman. Niye bedel ödüyoruz ki? Peki, bizim çok teşekkür ederim. İki sene önce Gezi hadiselerinde 135 milyar dolardı döviz rezervimiz. Bugün yeni artarak 130.2 milyar dolar oldu. O zaman uzlaşalım gitsin. Neyin mücadelesini verip neyin bedelini ödüyoruz? Peki. Ayhan Organ, Kenan Alpay ve Cemil Barlas. Sağ olasınız. Ağzına sağlık. Geldiniz değerlendirmeniz için. Diyoruz. Saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yeniden buluşacağız. İyi bir hafta sonu geçirin. Görüşünceye dek hoşçakalın.